Taktığınız yüzüğün bir hatırası var mı? Herkes onu merak etmiş biraz. E taktığım yüzüğün evet. hatırası yok biraz. Bir de kimden hediye olduğunu söyleyebilir mi demiş? Ne niye? Merak bu... etmiş. Hocam biz merak ediyoruz böyle konular. yüzüğün hatırası yok da pahası var. Bir de pahası, e, pahası var. Bir de e, koronadan koruma özelliğine niyetle takıyorum. Hı. Başka Elvainiler... yüzüklerim var. Yok. Şey yani. bu. Hadis i şerif yazdım. İşte bulaşıcı hastalıklar kitabının iki cildini hı hı. okusalar. Dünyadaki ilimlerden bir milyon cilt kitaplıklarda bulamayacakları kadar şey toplanmıştır. Hı hı. O kadar iddia ediyorum. O kitap yani nasıl hikayede yazdım onu? E, Orada nasıl... diyor ki e, e, El Yakutul Asfar yemin -o -min -o -min -o taun yani taun veba ba salgın hastalıktan korumakta sarı yakut diyor. Sarı yakut. Sarı yakut. Şimdi biz yakutun kırmızısını biliyorduk, sarıyı bilmiyorduk. O Bu zaman bunu inceledik. Sonra bazı arkadaşlar bana çarşıdan falan. Kapalı çarşaflarına hediye ettiler. Sonra onları incelettim. Onlar başka bir taş çıktılar. Ya Bu sefer bize hadis-i şerife uyacak zannedeceğiz. E, aldanacağız. Bu sefer bu işi inceleyen diğer bazı arkadaşları buldum. Kuyumcu kentten. Hı hı. Onlar dünya çapında e, madenlere le alışveriş ettikleri için incelediler, ettiler, gittiler. Biz de burada kitapları inceledik. Meğer sarı yakut diye, yakutun sarısı diye adı literatürde geçmiyormuş. Yakutla safirin madeni ayrı aynıymış, aynı imiş. Aynı. imiş. Dolayısıyla bu da sarı safir. Ama safirle yakut aynı maden olduğu için sarı olarak aradığımız için hadis-i şerifte kırmızı yakut hakkında da var ama sarı hakkındaki kaynaklar İmam Suyuti falan baya camul kaynaklar geçiyor. Ben kitabımda bütün kaynaklarını Hı. zikrettim. Sarı yakut bulaşıcı sarı karşı koruma, taşlarda hasseler vardır. Mesela hadis-i şerifte bil akik. Akik ile yüzük yapın akikten. Ama de, deriye değecek. Akik taşı mesela. Hatta ona fenni mübarek gün. O çok bereketlidir. Akik e, taş değildir de buyuruyor. Yani hocam. E, taş değildir yani. Taş cinsinden değildir. Değişik bir cinsi var. Mesela Hacer Lesvet de Hacer taş demek ama cennet yakutlarındandır esasen. E, i̇şte müşrikler ellerini sürdüler diye siyahlandı diyor hadis şerif. Yoksa ilk indiğinde cennetten Hacer Esved, gökler arasını aydınlatıyordu. Güneş ve ay sönük kalıyordu diyor. Say hadis-i şerifte. Hacer Esved, hayızlı kadınlar, abdestsizler, cenabetler işte cahiliyet döneminde de onların elinde kaldı. El sürdükleri için siyahlandı diyor. Mesela Hacer Esved'in ne özelliği var? Resim çekme özelliği var. Nasıl yani hocam? E şimdi mesela hadis-i şerif, say hadis-i şerifte diyor ki, kim istilam ettiyse Hacer Esved'e bir kere değdi. Hac'da Ömre'de bir kere bile değdi. Veya değmedi. Kalabalıktaydı. Elini iki eline Ekber dedi. O hizada uzattı. Bunlar hepsinin resmini çekiyor. Yarın ahirette say hadis bu. Mahşerde çıkaracak bunları. Ne gibi? Bilgisayardan sen şimdi e, çekimlerini yaptın. Ondan sonra çıktı alıyorsun. Evet. Çıktı alıyorsun. Onlar dır 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 gidiyor. Çıktılar. Aynı onun kapasitesine senin bilgisayarın kaç terabayt bilmem ne. Evet. Ha Hacer Esved'in ne kadar? Sınırsın. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar ona Allah-u Ekber, Bismillah Allah-u Ekber diye istilam eden herkesin resmini çekip Allah'ın huzurunda bunlar bana selam verdi. Seninle musafa etme ibadetini yapmak üzere allah Teala mekandan münezzeh, elden münezzeh, musafadan münezzeh ama Allah-u Teala ile akit tazelemek, biat tazelemek, mübayağın, muahede için dünyadaki tek mekanizma Hacer-i onu koymuş oraya. Sayadiz. hadis. Yeminullah filaz. Yeryüzünde Allah sen sağ elini birine uzatıp da akit ait yaptığın gibi allah Teala da kullanıyor diyor ki ben elden uzuvdan münezzeyim maşa Ne yapacaksın? Bu cennette indirim taştır. Bununla akitleşeceksin. Benle akitleşmiş olursun. Direkt. Yemin etsen başın ağrımaz. Hepsinin resmin çünkü. Bak akit taş değildir diyor. Şu Hacı el mesela Beyt-i Mamur, yedi kat semanın fevkinde, yedinci katta Beyt-i Mamur var. Düşse Kabe'nin üstüne düşer. Orada melekler tavaf ediyor. Beyt-i Mamur'un şeyi, maddesi akikten, tümü. Şimdi akik, mesela ben öyle akik şeylerim var, şimdi kaybettim. Hı hı. E, eskiden meraklıydım. E, yüzük. Mesela bende bir akik yüzük var, Medine'den aldım. Adam kasadan özel çıkarttı falan. Yani paraya acımadım o zaman için, iyi paraydı. Ama o ne yapmış mesela? Yüzüğün içinde direkt Allah lafsayı celal yazıyor. Ama yazma değil. Ne olmuş? Ne olmuş? Şimşek çakınca akik taşı bulunduğu yerlerde Yemen'de falan çok olur makbul. Yemen akıyı de makbuldür. Özellikle. Çok bölgelerde olur da Yemen akıyı makbuldür. Ee, İran'da da var da. Rüza'da var. Şimdi şimşek çakınca şeyde lafzayı celal yazmış gökte. Allah lafzayı celal çıkmış bulutları O lafzayı celali. Hı, hı. Efendim, akik taşı çekmiş. O akik taşını da topluyorlar ya, yüzük yapanlar bilmem neler. Evet. Topla, o akik taşı Medine'de bir kuyumcuya gelmiş. Ben de dedim ki, ya bir akik çok e, hakiki bir akik istiyorum falan. Hadi şerife uyayım diye. Dedi ki, bir tane var ama pahalı bilmem ne. Işte. Neydi, bin riyal miydi? Neydi o zaman? Bin riyal de para yani. Şimdi de iyi para. Ondan sonra efendim, kasadan çıkarttı onu. Onu yani seyircilerimize paylaşabiliriz bizim sitede. Evet hocam. Yani o büyütebilir miyiz artık bilmiyorum. Laf sayı okuyacaklar. Yani taşlarda ne var? Kavas var. Mesela zümrüt taşını takmak fakirliği nefy Orada dolu taşlarla ilgili hadisler var. Dolayısıyla bu nedir? allah Teala yarattığı şeylere sırlar koymuştur. Evet. Sebepler alemindeyiz. Mesela mıknatıs. E sen şimdi mıknatısla diğer demiri, odunu bir tutabilir misin? Hayır. E sen dersen ki hiçbirinde bir hassa yok. Nasıl yok? Onu getirirsin çekmez bunu getirirsin tak yapıştırıyor çekiyor işte. Allah ona bir özellik vermiş değil mi şimdi? Taşlara da vermiş.